Evet, herkese merhaba. Günlerdir soruyorsunuz, aylardır soruyorsunuz, yıllardır soruyorsunuz. Ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne yapıyorsun? Spor yapıyorum arada, herkes gibi. Bugün sizle spora gidiyoruz. Var mısınız? Hadi bakalım, evden çıkıyoruz bu soğukta. Böyle üşenmek yok. Doğru gidiyoruz spor salonuna. Yol kısa ama hiç fark etmiyor. İnsanlar üşeniyor gitmeye. Üşenmeyin. Haftada 2-3 mutlaka kendinize yatırım yapın. Spor önce kendiniz için biliyorsunuz. Sadece de kendiniz için. Mutlaka gidin. Benim gittiğim spor merkezinde birçok ünlü arkadaşım da gidiyor aslında. Ve formunu beğendiğiniz kişiler, mesela Burcu Esmersoy var. Burcu'yla benim hocam aynı. Aslında ben de bir yandan Burcu'da görüp başladım bu salona. Çünkü ben yıllardır pilates yapıyordum ama pilates çok sıkıcı bir spor aslında. Herkes için uygun bir spor değil. Tamam, çok yararlı vesaire vesaire vesaire, anlatılacak çok şey var pilatesle ilgili. Ama ben ne istiyordum? Aslında kas yapmak istiyordum. Daha böyle spor yaptığım belli olsun istiyordum her şekilde. Ve vücudumdaki kıvrımların belirgin olmasını istiyordum. Ondan dolayı gym'e başladım. Bu sporda hiç sıkılmıyorum. Çünkü hoca, söylemesi ayıptır, annemi de tanıdınız gerçi ama annemi ağlatıyor derler. Bayağı böyle yoğun bir spor yapacağız. Gidiyoruz. Herkese merhaba. Hocam, gerçekten yaklaşık 3 haftada kaslarım oldu mu oldu? Evet evet, başlangıç olarak çok ideal seviyeye geldik. Heyecanlı, bugün biraz kalça, biraz bacak, biraz da sırt çalışacağız. Aslında kadınlar için en önemli kesinlikle, aynen. Aslında kadın erkek olarak çok ayırmıyoruz sporda ama kadınlar için biraz daha önem teşkil ediyor bu bölgeler. Sizinle de bugün o antrenmanı yapacağız. Kısa bir zaman oldu, heyecanla başlayalım. Ama çok iyi forma girdi. Kısa zamanda güzel bir forma kaldı. Herkes onu soruyor hocam. Yani evet. Diyetle mi, işte sporla mı yapıyorsun? Evet, en büyük sır aslında sporda haftada 2-3 gün gelerek formu koruyabiliyoruz. Bir de artık tabii yaz da geliyor hocam. Evet, evet, evet. Hızlandırılmış bir yaz programı yaptık zaten heyecanımla biz. Aslında sadece spor veya sadece beslenme olarak ayırmıyoruz biz bunu. İkisi birleşik olduğunda bizim için çok daha hızlı ilerleme sağlıyor. Beslenme kısmı bu işte çok önemli. Ama tabii aynı seviyede spor kısmını da yükseltmemiz gerekiyor. Şimdi Ece Hanım'la biraz hızlandık. Haftada 3-4 olarak devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde yaza gireceğiz inşallah. Bana yasakladıklarını hemen söylüyorum. Büyük bir Milka yasak mesela. Milka yasak, çikolata yasak. Gece yatarken yiyordum. Mesela alkol alıyordum arada tabii ki. Tabii ki derken arada hani balığın yanında alınabiliyor. Söyleyeyim yani, kendi kanalım, her şeyi söyleyebilirim. Ama ya genel olarak, biz zaten böyle büyük kesintiler yapmıyoruz. Hepimiz sosyal içiciyiz sonuç olarak. Biz de bir sporcusuyuz ama biz de genel olarak içebiliyoruz. Önemli olan bunu kontrollü bir şekilde ilerletmek. Biz de genel olarak herkese kademe kademe kısıtlama yaratıyoruz. Ece Hanım'ı da ilk başta güzel bir çikolatayı ve şarabı biraz kestik. Aynen. Ama iyi form yakaladık. İlerleyen zamanlarda biraz daha gevşeteceğiz. O zaman devam ediyoruz. Evet, hadi bakalım. Hangi hareket? Yatıyoruz sırt üstü. Hocam, kanaldayız diye daha çok zorlamazsın. Eller kalçanın yanında, bir bacak yukarıda. Altına almıyorsun. Yanından iyice uzat kollarını, bir bacak yukarıda. İyice dik tutuyorsun. Nefes ver, kalçayı yukarı doğru kaldır. Yavaş çek. 2. Yükselirken nefesi ver. 4. Süper. Devam. 5. 6. İyice yüksel. 7. Sık yukarıda kalçayı. 8. Evet. 9. Çek dizleri biraz kendine bakalım. Evet. Bu ne işe yarıyordu hocam? Bu biraz daha kalça bacak. Evet. Kolay gibi görünüyor değil. Yukarı bakıyorsun. 4. Çekerken nefesi ver.
5. Dirsekler iyice açılıyor. Bu kadar. 6. Göğsün üstüne kadar. 7. Çok acele etme. Evet, yavaş. 8. 9. Çok indirme. Göğüs üstü. 10. Son 2 tekrar. Evet. Süper. Bıraktın. Yavaş. Harika. Kaslara. Bulunduğumdan hızlı bir sonuç oldu senin için bu arada. Cidden bu kadar düşünmüyordum. Çok bir, yani pilatesden geldiğin ve jime başlaman çok alt, cinsel bir altyapı olmaması. Bravo. Yani hızlı bir performans artışı oldu sende. Teşekkür ederim. Hem performans hem görsel olarak. Yani 3 hafta için çok yüksek. Ben hissediyorum ama. Evet evet. Yani zaten ilk etapta kendini hissetmem ve sonrasında 3. hafta, yani aslında 6. haftadan sonra dış etkenler ve biz daha çok hissederiz. Ama sizde ciddi, yani 3. haftadan sonra ciddi bir değişim oldu. Tekrardan sık sık. Yediklerime, içtiklerime dikkat ediyorum. Aslında 3 haftadan beri dikkat etmiyoruz. Sıfır. Evet. Etsek daha hızlı olacak. Evet. Yap bakalım tekrar. Evet, 1, gövdenlik, 2, 5 yapacağız, 3, son 2 tekrar, 4, nefesi de kalkarken ben adımı attım, şimdi ver, ve 5, süper, bekliyorsun. Hareketlerde suratım sürekli şey, küçük Emrah modu. Evet. Kaşlar böyle. Yedik. Ay. Evet, 5. Çekici. Genelde zaten antrenmanda surat ifadelerimiz değişiyorsa zorlanıyoruz demektir yani. Evet. Hakkını veriyoruz demektir. Gülerek hiç görmedim evet, zaten. Evet, evet. Şimdi demiri içten tutacağız. İçten veriyoruz. Aynen. Kalça geriye gidiyor. Dizler dışarıda. Parmak uçları buraya basıyor. Evet. Gövden dik duruyor. Al ağırlığı bakalım. Ağırlığı al geriye doğru, yaslan bana doğru. Evet. Çek şimdi. Önemli hocam. 9. Aslında bakışlar bizim boynumuzun duruşunu değiştirdiği için biz bakışlarla yönlendiriyoruz. Söyleyeceğim. 1. 2. 3. Son 2 tekrar. 4. Ve 5. Yavaşça bırak. Yani gözümüz nereye bakarsa aslında başımız o pozisyonu aldığı için biz yavaşça başımızı düşmeye başladıkça bizim uyarımız da gözler yukarıda, daha yukarıya bak. Daha yukarıya baktıkça ne oluyor? Başımız omurgadan itibaren düzelmeye başlıyor. Yani amaç hareketleri yaparken kısmi olarak omurgayı ve duruş pozisyonlarımızı bozmamak yani. Omuzların kapanmaması, kafanın düşmemesi, kamburu çıkartmamamız gibi detayları bakışlarla değiştirebiliyoruz. Yukarı baktık, başımız kalktı. Omuzlar gibi, gibi. Bunlar çok önemli. Evet. Samet Hoca haftaya bunu kaldırıyor. Beni direkt asıyor. Yakında o duruma geleceğiz. Ama bu kadar kas da istemem hocam ben. Yok ya, bayanlarda biz de o kadar istemiyoruz zaten. Evet, evet. Çok erkeksin. Kesinlikle. Olur. Şimdi şöyle gel bakalım. Geliyorum. Oturuyoruz. Süper. Çok etkili kalça ve bacak hareketi bu arada bu. Üçüncü çizgili ayaklar, topuklar. Çok güzel. Ellerini arkaya alıyorsun. Evet, dirsekler kapalı. Yani kalçayı kaldır, bu pede dokunalım. Süper, bu hareketin başlangıcı. Yukarı doğru itiyorsun, tekrardan yavaşça in. Şimdi bas. 2 ve 3. Süper, çak bakalım. Hoppa, bravo.
Sen ya da ayaklarını kaldır bana. Bir programın daha sonuna geldik. Süper bir antrenmandı. Süper bir antrenmandı. Hakikaten Samet Hoca'ya teşekkürler. Evet, yaza görüşürüz. Fit vücutlarla diyelim, sağlıklı bir bedenle inşallah. Spor yapın değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Kimse üşenmesin. Üşenme erteleme. Evet, üşenme erteleme. Görüşürüz. Bu arada yorumlarınızı bekliyoruz. Samet Hoca'yla da ilgili, bu bölümle de ilgili yorumlarınızı alta yazabilirsiniz. Ve bir sonraki içerikle ilgili de tavsiyelerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın.